İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan parlamento seçimleri adayları için 31. Zoom toplantısı. Batı Ermenistan'ın evlatları Aram ve Jora Arzumanyanlar. Artsakh'ın perde arkası. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Artsakh'taki insani durum kararını kabul etti. Vakif Haçadıryan'ın davasının duruşması Bakü'de başlıyor. Artsakh Kariyer Fuarı, Dağlık Karabağ'da zorla yerinden edilmiş kişilere iş bulma platformu, çok sayıda şirketi bir araya getirecek. Ermeni tarihi Tog, Azeri Ağvan, Tug rezervine dönüşüyor. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Seçim Komisyonu'nun 12 Ekim'de düzenlediği 31. Zoom toplantısı gerçekleşti. Toplantının konusu Batı Ermenistan Artsakh'taki durumdu. Açılış konuşmacısı Beno Vanisyan, Batı Ermenistan ve Artsakh'taki mevcut durumu Türkçe olarak sunarak devam eden seçim sürecini özetledi ve adayları 15 Kasım 2023'e kadar oy toplamak için daha fazla çaba göstermeye çağırdı. Zoom toplantısında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Bakü'nün tekrarlanan saldırganlığı sonucu Batı Ermenistan'ın Artsakh bölgesinde yaşanan trajik olayların ayrıntılarını ve sonuçlarını aktararak katılımcılarla bu durumun nasıl ele alınacağı ile gerçekleşecek olan seçimlerin nasıl düzenlenmesi konusuna değindi. Jora ve Aram Arzumanyan kardeşler 7 Kasım 2020'de Şuşi'de şehit düştü. Kardeşler polis kuvvetlerinde görev yaptı. Ararat eyaleti Vedi şehrinin Arales köyünde yaşıyorlardı. Savaşın ilk gününde Jora ve Aram görevde değildi. İş yerinden arayıp savaşın başladığını söylediler ve işe çağrıldılar. Kardeşler Karvacar'da bulundukları ilk günde cepheye gittiler. 24 Ekim'de izine geldiler. Aile üyeleri gitmemelerini istedi. Jora ve Aram yapamayacaklarını söylediler. Daha sonra tekrar cepheye gittiler. Ev arkadaşlarına Varteniste olacaklarını söylediler. Anahit Arzumanyan, Şuşi'de olduklarını ancak oğullarının ölümünden sonra öğrendi. Son kez 7 Kasım sabahı aradılar. Çok kısa konuştular, her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Jora'nın karısı Lilith daha sonra Aram'a ve Jora'nın kuşatma altında olduğunu öğrendi. Akrabalara Aram'ın öğleden sonra saat 3'te, Jora'nın ise akşam 6'da şehit düştüğü bilgisi verildi. Lilith Gazaryan, kocasının ölümünden sonra polis güçlerine katılmaya karar verdi. 13 Kasım'da Rus Barış Güçlerinin ve Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin arabuluculuğuyla cesetler Şuşi'den çıkarıldı. Aram ve Jora'nın kalıntıları da bunların arasındaydı. Moskova, Barış Anlaşması'nın imzalanması konusunu görüşmek üzere Yerevan ve Bakü temsilcilerinin katılacağı bir toplantı düzenlemeye hazır. Bu, Bişkek'teki Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Zirvesi sırasında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından açıklandı. O, Rusya'nın iki ülkenin liderleri tarafından imzalanacak bir barış anlaşmasıyla bu müzakerelerin sonuçlandırılmasına yardımcı olacağını kaydetti. Putin, seçimin elbette her zaman ilgili ülkenin tercihi olduğunu, Rusya'nın yalnızca bunun için uygun koşulları yaratmaya hazır olduğunu vurguladı. İlgili üçlü belgelerin Rusya'nın desteğiyle hazırlandığını hatırlattı. Putin, bunca zamandır üçlü formatta Rusya, Doğu Ermenistan ve Azerbaycan, iki başkent arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine yönelik sıkı çalışmalar yapıldı, dedi. Rus barış güçlerinin sahip oldukları yetkiler çerçevesinde Artsakh'ta görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini hatırlattı. Ancak Batı Ermenistan hükümeti, Rus barış güçlerinin misyonunun Bakü yetkililerinin Artsakh'taki yerli Ermeni nüfusuna atalarının topraklarında etnik temizlik, soykırım, Armenosit gerçekleştirmesini engellemediğini hatırlatıyor. Eylül 2023 bu durum tarihe geçecek. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Artsakh'ta insani durum kararını ve aynı isimli istişareyi kabul etti. Bu konudaki bilgiyi Doğu Ermenistan Parlamento Heyeti Başkanı Ruben Rubinyan ifade etti. Kararda Bakü'nün 19 Eylül 2023'te Artsakh'a yönelik askeri operasyonları kınanıyor. Asamble,
Artsakh nüfusunun neredeyse tamamının fiziksel yıkım tehdidi ve Bakü hükümetinin uzun süredir devam eden Ermeni nefreti politikası nedeniyle ana vatanını terk ettiğini belirtiyor. Asamble, etnik temizlik konusunda makul şüphelerin bulunduğunu belirtmektedir. Asamble, etnik temizliğin bir savaş suçu veya insanlığa karşı suç olarak uygulanmasının bireysel cezai sorumluluğa yol açabileceğini belirtmektedir. Asamble, son iki haftada 100.600'den fazla Ermeninin Artsakh'ı terk ettiğine değinerek bunun nedeninin Bakü'nün 19 Eylül 2023'te başlattığı askeri operasyonlar ve ardından Berzor koridorunun kapatılmasının yarattığı kriz olduğunu kaydetti. Asamble, Artsakh halkının trajik göçünün yeni bir gerçeklik olarak kabul edilmemesi gerektiğine derinden inanıyor. Avrupa Konseyi'ne üye bir ülke olarak Bakü, örgütün temel değerlerini, bağlılığını korumalı ve uluslararası taahhütlerini yerine getirmeye hazır olduğunu göstermelidir. Asamble, hem Doğu Ermenistan'ın hem de Bakü'nün birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duymasını bekliyor. Sınırların dokunulmazlığı olarak da 1991'e dayalı Almatı Deklarasyonu gösteriliyor. Asamble, ülkelerin egemenliği, toprak bütünlüğü temelinde ve ulusal yargı yetkisi dahilinde bölgesel kanalların açılması çağrısında bulunuyor. Bu bağlamda asamble, Nahçıvan'la olası bağlantının Doğu Ermenistan'ın iradesine aykırı ve Doğu Ermenistan'ın ulusal çıkarlarına zarar verecek şekilde kurulamayacağını vurgulamaktadır. Asamble, Genel Sekreter ve Bakanlar Komitesi'nden Avrupa Konseyi'nin bir inceleme heyeti ziyaretini mümkün olan en kısa sürede düzenlemesini, ülke dışında sığınmış olanlar da dahil olmak üzere yerel Ermenilerin hakları ve geri dönmek isteyecek olanların hepsinin güvenliğinin sağlanmasını talep etmektedir. Genel Sekreter'in göç ve mültecilerden sorumlu Doğu Ermenistan özel temsilcisinin mevcut durumda örgüt tarafından sağlanacak yardımı değerlendirmek üzere araştırma misyonunu memnuniyetle karşılamaktadır. Asamble, Bakü makamları tarafından alınan önlemleri ve bu makamların üstlendiği uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesini yakından izleyeceğini belirtmektedir. Bu yılın Temmuz ayında Azerbaycan güçleri tarafından Berzor koridorundan kaçırılan Vagif Haçadıryan'ın davasının duruşması 13 Ekim'de Bakü'de başlayacak. Dava yargıç Cemal Ramazanov başkanlığındaki Bakü Askeri Mahkemesi tarafından incelenecek. Reuters ajansı davada 59 kişinin mağdur olarak tespit edildiğini, sanık ve 59 mağdurun kişisel verilerinin bugün açıklığa kavuşturulacağını kaydetti. Haçadıryan, Temmuz ayı sonunda Laçin koridorunda bulunan kontrol noktasında Kızılaç aracından kaçırılmıştı. Bakü Başsavcılığı 2013 yılında Haçadıryan'ın suçlandığını ve kendisi için uluslararası arama başlatıldığını duyurdu. Bakü, 1991 yılında Meşali köyüne yapılan ve bunun sonucunda 25 Azerbaycanlının öldürüldüğü silahlı saldırıda dahil olmak üzere Artsakh yerlisine bir dizi ciddi suç atfetti. Stepanakert, Azerbaycan'ın bu suçlamalarını asılsız olarak nitelendirerek Meşali köyünde böyle bir suç olmadığını iddia etti. Bir iş fuarı olan ve 31 Ekim'de Elit Plaza İş Merkezi'nde gerçekleştirecek olan Artsakh Kariyer Fuarı, Artsakh'tan zorla yerinden edilen insanlara Doğu Ermenistan'ın önde gelen bazı şirketlerinde iş bulma fırsatı verecek. Artsakh Kariyer Fuarı'nda çeşitli şirketler olası açık pozisyonlarını sunacak ve şirketin faaliyetlerini tanıtacak. Çok çeşitli sektörlerden 25'ten fazla işveren kuruluşu bulunmaktadır. Bunlar telekomünikasyon teknolojileri şirketleri, hizmet sektörü platformları, mobil operatörler ve daha fazlası. Ayrı bir eğitim bölümü de var. Fuarda ayrıca ustalık sınıfları düzenlenecek, kişilerin doğru biyografiler yapmasına yardımcı olacak, ilgili kurumlara başvuru yapacak vesaire. Konuşmacılar da yer alacak. Ana hedef Artsakh Ermenileri ama etkinlik açık ve ücretsiz. Ticari değildir, hayır amaçlı yapılmaktadır. Ekim 2023'te Bakü Başkanı İlham Aliyev'in resmi internet sitesinde Toh Köyü'nün tarihi bölgesinin Tuh Devlet Tarihi Mimari ve Doğa Rezervi olarak ilan edilmesi emri yayınlandı. Rezervin oluşturulmasına temel olarak
Azerbaycan halkının tarihi geçmişini gösteren tarihi yerleşim yerlerinden biridir deniliyor. Burada bulunan anıtlar Kafkas Avanklarının kadim mirasına gönderme yapılmaktadır. Kararda teknik konularda rezervin oluşturulması, yönetim sistemi ve rezerv sınırlarının belirlenmesi için 2 aylık süre verildiği belirtiliyor. 2020 yılındaki 44 gün süren savaş sonucunda Bakü, Artsakh'ın Hadrut bölgesinin tamamını işgal etti. Yüzlerce farklı anıtla Hadrut bölgesinin tarihi yerleşimleri Bakü'nün kontrolü altına girdi. Kaleler ve hisarlar, kiliseler, manastırlar, şapeller, halk tapınakları, tarihi köyler, antik alanlar. Hadrut bölgesi, antik yerleşim yerleri ve anıtlarıyla Ermeni kimliğinin en önemli merkezlerinden biri olup, Toğ, Dizak iktidarları ve meliklerinin güç ve zenginliklerinin merkezi ve Artsakh'ın tarihi, siyasi, kültürel merkezlerinden biridir. Bölgenin işgal edilmesinden sonra resmi Azerbaycan öncelikle Hadrut bölgesini gasp etmeye başladı. Sözde Udik topluluğunun temsilcilerinin Toğ'a ziyaretlerini organize ettiler. Ardından da Hadrut, Zakuri bölgelerindeki ve Artsakh'ın Ermeni mirasının tamamının Ağvank-Udik olduğu, Toğ'un ise eski bir Ağvank-Udik-Azeri yerleşimi olduğu ilan edildi. Tarihi Hadrut bölgesinin işgalinde kendi aktif bir rolü bulunan Bakü Cumhurbaşkanı, Artsakh'ın işgal altındaki bölgeleri aile üyeleriyle birlikte Hadrut'un Toğ yerleşimine geniş yer verdi. Bu ziyaretlerden birinde İlham Aliyev, eşi ve aile üyeleriyle birlikte işgal altındaki Zakuri köyünü de ziyaret etmiş. Buradaki kilisede tüm anıtların Ermeni değil, Ağvank olduğunu, üzerlerindeki Ermeni yazı ve haçlarının sahte olduğunu ve Azeri tarafının o anıtların orijinal tarihi görünümüne getireceğini ifade etti. Aynı Toğ köyünün bölgesinde bulunan kiliseler, şapeller, melik sarayları, pınarlar ve evlerin üzerinde farklı yüzyıllarda yazılmış çok sayıda Ermenice yazıt bulunmaktadır ve Cumhurbaşkanının bu tür açıklamaları bunların kaderini önceden belirlemektedir. Rezervin oluşturulmasındaki amacın tarihi Ermeni geçmişini ortadan kaldırmak ve o bölgedeki kültürel mirası değiştirmek olduğu açıktır. Azerbaycan tarafı Ermeni mirasını Ağvank ya da Udik olarak ilan ederek ve ona el koyarak açıkça kültürel soykırım yapmaktadır. UNESCO'nun Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Sözleşmesi'nden 1994 yılındaki Japonya'da kabul edilen Nara özgünlük belgesinden yola çıkarak Ermeni kültürel mirası böylece asıl değerini yitiriyor, özgünlük ve bütünlük özelliklerinden yoksun kalıyor. Bundan başka 1954 yılındaki silahlı çatışma halinde kültür varlıklarının korunmasına dair sözleşmenin 4. maddesi ve 1999 tarihli 2. protokolün 9. maddesine göre kültürel varlığın her türlü dönüşümü ve kullanım biçimindeki herhangi bir değişiklik, kültürel varlığın gizlenmesi veya yok edilmesi amacıyla tarihi veya bilimsel kanıtların kullanılması yasaktır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Armen Movsisyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Zimvori Yerkı Askerin Şarkısı adlı eseri sunuyoruz. Arevnarten modeseler mayra mudin Daştum ya meh lırçun erdirun Umyeyn verkere viravor hogi Հուշում էին, որ դեռ պատերազմ է գնում Խրամատի մեջ մի պատանի զինվոր Կարոտով նամակ էր գրում Նա հիշում էր տունը հայրենի Ձվարած հայոց լեռներում Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.